AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Batman'daki temaslarının ardından beraberinde AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti MKYK üyesi Alaaddin Parlak ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın'la Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Kırsal Arıkköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Kurtulmuş, uzun süredir sadece Türkiye'de değil bölgede çatışma, silah ve bombalardan bahsedildiğini belirtti. Özellikle zihniyet devriminin içerisinde bundan çok çekmiş olan illerimizin başında gelen Diyarbakır bu mirasa sahiptir, bu geçmişe sahiptir. Bunların içerisinde vesayet odaklarıyla mücadele, vesayet odaklarının bu ülkenin insanlarını birbirinden ayırmak için ortaya koyduğu ayrımcılıkla mücadele, bazı etnik kimlikler üzerinden mücadele yapan ve halkı ayırmak isteyenlerin görüşlerine karşı mücadelede fevkalade başarılı olmuştur. Biz insanların ana dillerinin ana sütü kadar helal olduğuna inanan bir siyasi hareketiz. Hiçbirimiz hangi ana dilini konuşarak dünyaya geleceğimizi tespit etmedik. Benim annem Türk olduğu için ana dilim Türkçe. Bu salondakilerin çoğunun annesi Kürt olduğu için ana dillerimiz Kürtçe. Türkçe ya da Kürtçe konuşmak herhangi birimize nasıl ayrıcalık sağlamazsa herhangi bir kimseye de bir ayrımcılık vesilesi olarak asla kullanılamaz. Ama yıllarca şu Diyarbakır'da bile eski Diyarbakır cezaevinin dili olsa da konuşsa o insanlara ana dillerinde konuşuyor diye nasıl haksızlıkların yapıldığını hepimiz biliyoruz. Terörle mücadelede CHP ile HDP'nin ortak noktası nedir? Ya da İYİ Parti ile HDP'nin ortak noktası nedir? Ekonomik politikalarında nasıl bu 6-7 parti bir araya gelecekler ve ortak bir politika icra edecekler? Numan Kurtulmuş daha sonra Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile görüştüğü çalışmalarla ilgili bilgi aldı.